Dünyada fitnenin kol gezdiği, Müslümanların zalim kafirler tarafından perişan edildiği bu dönemde Müslümanlar için vazgeçilmez olan cihat konusunda Kur'an-Sünnet bütünlüğü içerisinde bir çalışma başlatmış bulunuyor musunuz? Bu yaptıklarımızın hepsi cihadın en büyüğüdür. Şimdi bizim arkadaşlarımız cihat derken kıtal zannediyorlar. Kıtal başka, cihat başkadır. Cihat kelimesinin kökü cehd'dir. Türkçemizde de var cehd. Yani bir gayret içerisinde olmak. Cihatta da bu karşılıklı bir cehd. Karşınızda sizi susturmak için uğraşanlar vardır. Siz bununla mücadele ediyorsunuz. Yani her şeye rağmen doğruları söylemeye devam ediyorsunuz. Asıl olan budur. İnsanlara doğruları ulaştırmaktır. Savaş ne zaman farz olur? Allahü Teala söylüyor. وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Ondan sonra da diyor وَلَا تَعْتَدُوا Ama savaşırken de aşırıya kaçmayın. Yani öyle ne kadarsa o. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Dolayısıyla bizim görevimiz savaşma değil. Savaşla yüz yüze kaldığımız zaman ondan kaçmak elbette değil. Ama asıl mesele insanlara Allah'ın emirlerini ulaştırmaktır. Yani bu yaptıklarımızı eğer cihat denmiyorsa neye cihat denir? Bugün işte Libya'da hepimizi üzen bir durum var. İnternet sitemizde koyduk bugün. O içeride iki Müslüman grup birbiriyle çatışırken yapılması gereken aralarını düzeltmektir. Allahü Teala diyor ki, Estağfirullah, Hucurat suresinde, 49. surede ve in taifetani minel mu'minina iktetelu fa aslihu beynehuma. Müminlerden iki grup birbirini öldürüyorsa, yani karşılıklı vuruşuyorlarsa aralarını düzeltin. Fe in bagat ihtahuma alel ukhra, biri diğerine haksız bir saldırıya devam ediyorsa fe katilul lati tebghi, o zaman o haksızlık yapanla savaş. Çünkü madem sözden dinlemiyor, o zaman savaşacaksın. Başka şekilde yola gelmiyor. Hatta tefi'e ile emrillah, Allah'ın emrine dönünceye kadar. Fe infa'et fa aslihu beynehuma bil adl. Eğer Allah'ın emrine dönerse, o zaman aralarını adil olarak ıslah edin. Ve aksitu ve dengeli davranın. İnne Allah yuhibbul muksidin. Allah dengeli davrananları sever. Yapılması gereken bu iken, tutmuş orada Arap Birliği gayrimüslimleri müdahaleye çağırıyor. Arap Birliği. Şimdi yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bir Müslümanın bu böyle bir şey aklından hayalinden geçmez. Yani ortada sanki bir Müslüman aklı varmış da ya bizim burada yaptığımız ne? İnsanlar önce bir Kur'an-ı Kerim'e gelsinler. İnsanlar önce bir Müslüman olsunlar, ondan sonra gerisi kolay.